Değerli meclis üyeleri, saygıdeğer İstanbullular. Su hayattır. Hayatın olduğu yerde su vardır. Su beraberinde ferahlık ve temizlik getirir. Her insanın temiz içme suyuna erişim hakkı vardır. Bu hak Birleşmiş Milletler'in aldığı 28 Temmuz 2010 tarihli kararla resmen tanınmıştır. Bu bağlamda AK Parti Meclis Grubunun teklifi üzerine 15 Mayıs 2019 tarihli İSKİ Genel Kurulu'nda alınan karar gereği İstanbul'da kişi başı aylık ortalama su tüketimi 2,5 metreküptür. Hanelerde her ay tüketilen her 2,5 metreküp suyun 0,5 metreküplük kısmı insani su hakkı olarak minha edilerek faturalandırılmaz. İnsani su hakkı konut abonelerinin aylık tüketiminin 30 metreküplük kısmına kadar uygulanır şeklinde meclisimizin aldığı kararı üzerine tarif tarifelendirilerek vatandaşlarımıza destek olma kararı alınmıştır. Ancak Genel Kurula gelen 2021 yılı su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli temini tarifesi hakkında İSKİ Genel Müdürlüğü teklifi 2021/506 e incelendiğinde İnsani su hakkı uygulamasının kaldırıldığı komisyonumuzca tespit edilmiştir. Bu durumun her ne kadar say Sayıştay ikazı doğrultusunda yapıldığı tarafımıza bildirilse de iddia edilen aynı Sayıştay raporunda kurumların tüketicilere ücretsiz veya indirimli tarifeyi nasıl uygulayacağı da belirtilmiştir. İstanbul Büyükşehir CHP'li Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yönetim kurulu başkanı olduğu İSKİ Genel Müdürlüğü'nün aynı teklif içerisindeki diğer bir hususu ise mevcut yürürlükte olan su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması fiyatlarına yaklaşık %25'lik zam talebidir. İstanbul Büyükşehir CHP'li Belediye Başkanı Sayın, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yerel seçim öncesi İstanbul halkına suyu ucuz kullandıracağız ifadeleri unutulmamışken tutarsız bir şekilde her genel kurul ile birlikte fahiş miktarda zam talep edilmesi çok manidardır. AK Parti grubu olarak insani su hakkı uygulamasının kaldırılması ve mevcut tarifelerin yaklaşık yüzde 25 oranında artırılmasıyla İstanbul halkının cebine yansıyacak yaklaşık yüzde elli oranındaki zam teklifini hakka, hukuka ve söylemlere aykırı buluyor ve vatandaşlı, vatandaşlarımız adına kabul etmiyoruz. Sonuç olarak İstanbul Büyükşehir CHP'li Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yönetim kurulu başkanı olduğu İSKİ'nin 2021 yılı su satış ve kullanılmış suları uzaklaştırma bedeli tarife teklifindeki yaklaşık yüzde 50 oranındaki zammın İstanbul'da konutlarda kullanılan su bedellerinin aile bütçelerine ciddi yük getirmesi ve fiyat güncellemesinin yılda bir kez düzenlen, yılda bir kez düzenlenmesi ilkesiyle birlikte nazara alındığında son düzenlemenin Aralık 2020'de yapılması sebebiyle bir sonraki genel kurulda gündeme alınmasını Hali hazırda uygulanan tarifenin ve insani su hakkı uygulamasının ilgili kurumlardan gerekli olan görüş ve izinlerin alınarak devam etmesini bu şekilde oylanmasını arz ve teklif ederiz.